Evet arkadaşlar yalan dizisi 4. bölüm analizine hoş geldiniz. Bu bölümde tüm olaylara geniş bir şekilde yanaşarak dördüncü bölümün geniş bir analizini yapmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi 3. bölümde bazı olaylar oldu ve Hülya ile Beyrin birlikte Melike'nin yeniden hapse attırmak için planlar yapacaktır. Bu sebeple de Melike'nin başına bazı olaylar gelse de Melike hapishaneye yeniden girmeyecektir. Melike hapishanede bildiğiniz gibi terzilik becerilerini geliştirmiştir ve Duru'nun genç tasarımcılar yarışmasında birinci olmasına yardım edecektir ve bu sebeple de o daha iyi bir yerlere gelecektir bu tasarım konusunda. Ancak Melike bununla da kalmamış. Hapishanede hukuk bölümünü kazanmıştı ve hukuk öğrencisiydi. Kendini toparladıktan sonra hayatına yön verdikten sonra yeniden üniversiteye dönecek ve üniversiteyi bitirecektir ve bu hukuk becerileri konusunda kendini geliştirecektir. Ve Melike çok iyi bir avukat olacaktır. Tabi avukat olduktan sonra ilk iş kotasının katilini bulmak olacaktır. Ve bu konuda da avukatlık becerilerini konuşturacaktır. Melike daha sonra Hazal'daki beni görmemesi sebebiyle ve Hazal'la birlikte birlikte vakit geçirdikten sonra Hazal'ın yavaş yavaş kendi kızı olmadığını anlayacaktır ve bunu Melike'ye Hazal da söyleyebilir. Büyük ihtimalle bunu Melike'ye Hazal itiraf edecektir. Daha fazla dayanamayıp. Melike Hazal'ın kendi kızı olmadığını öğrendikten sonra bir süre daha Duru'nun kendi kızı olduğunu öğrenemeyecek ve Duru'nun peşine düşecektir ve Duru'daki birini gördükten sonra daha da şüphelenecek. Bu olayı Melike'nin kendi de çözebilir. Büyük ihtimalle de kendi çözecektir. Duru ise annesinin yaptıklarından sonra hiç de Melike'nin kendisinin annesi olduğunu bilmeden Melike'ye daha da yakınlaşacak. Onunla daha daha fazla vakit geçirmeye başlayacaktır. Tüm bu olayların yanı sıra Melike'nin hayatına bir Kadir de girecektir. Kadir kişi de Melike'den hoşlanmaya başlayacak. Melike iç başlarda kendisini bu meseleye vermesede daha sonra hayatına yön verdikten sonra o da Kadir'den hoşlanmaya başlayacaktır. Kadir'in annesi Zehra elinden gelen kadar bu meseleyi önlemeye çalışsa da bunu başaramayacaktır. Melike ile Kadir arasında yakınlaşma olacaktır. Evet bu olaylar baş bir meseleyi daha öğrendik biz. Kerim'in aslında proje için yok. Abisinin intikam Aksoyların yanına yanaştığını öğrendik. Tabii şimdilik bu meselenin ne olduğunu bilmiyoruz ama ilerleyen bölümlerde daha geniş bir şekilde bu konuya aydınlık getirebiliriz. Kerim Aksoyların yanına intikam için gelse de ve Hedefi Duru'nu kendine aşık etmek olsa da zaman geçtikçe Kerim Duru'ya aşık olacaktır. Duru da Kerim'den hoşlanacaktır. Ancak Duru'nun sevgilisi olduğu için daha olayları yavaştan ilerletecektir. Ancak bir süre geçtikten sonra o da kendini Kerim'e kaptıracaktır. Hazal da Kerim'e aşık olacaktır. Hazal Kerim'i ele geçirmek için Duru'nun sevgilisiyle bir plan yapacaktır. Ancak bu plan hayata geçmeyecektir. Bu yapılan yanlışlar yüzünden de Duru kendi sevgilisinden ayrılacaktır. Evet arkadaşlar son bir konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Melike hem tasarım konusunda oldukça İttinäklə həmdə hüquq öyrənənsi baz izləyicilərin maraqlı konulardan biri də budur. Məlikə avokatma olaraq davam edəcək həyatına yoxsa təsarrızımı? Təbii bu konuda hər hansı bir bilgi olmasa da, benim düşüncəmə görə Məlikə təsarrızın səyində həyatını düzənə söktükdən sonra avokat olacaqdır və ilk hədəfi kocasının qatillərini bulmaq olacaqdır. Və kocasının qatili olan ablası ilə enişdəsini kəndəllərlə bulacaqdır və ədalətə təsdim edəcəkdir. Bundan sonra Zəhra ilə araları daha da düzələcəkdir.